Bu videoda Marmara'daki müsilaj, Boğaz'daki istavrit sürüleri, lüferler, zehirli balıklar ve onlarca türü izleyeceksiniz. Garipçe. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Haziran ayında Marmara'nın neredeyse tamamında müsilaj var. Fakat burası şehir merkezine uzak ve akıntılı bir bölge olduğu için müsilaj yok. Kıyı boyunca sürüler halinde geçen istavritler. Tek kolu olmayan yengeç, yerine yenisi çıkacaktır. Deniz atları kuyruklarını birbirine sararak çiftleşir. Yavruları ise erkek taşır. Arka ayaklarının palet şeklinde olmasından ayırt edilen yüzücü yengeç. Diğer hareket eden deniz kabukları ise keşiş yengeçleri. Kaya balığı. İstavritler kıyıda olduğu gibi boğazda her derinlikte bulunabilir. Zemin temiz ve çoğunlukla kumluk. Horozbina balığı. Karabaş balığı. Siyah ve turuncu baskın renkler sadece erkeklerde olur. Dişiler kaya balığı rengindedir. Diğer bölgelerde müsilaj olduğu için balıklar daha çok oksijen ve plankton olan boğaz hattına doğru yöneliyor. Su temiz ama atıklar her yerde. Özellikle suda olmaması gereken maske. Daha akıntılı bir bölgeye geçiyorum. Bu kadar istavriti daha önce görmediyseniz çok fazla olduklarını düşünebilirsiniz. Fakat yoğun bir süreye baktığınızda karşı tarafın görünmeyeceği kadar çok olmaları gerekir. Balık avlamak için agaşon yapmaya başlıyorum. Mırmır balıkları. Çoğu bekleyiş boş geçiyor. Sadece kefaller. Ve bir anda gelen lüfer sürüsü. Akıntıya karşı bile çok hızlılar. Güzel bir lüfer. Daha öncesinde avladığım kiloluk has kefal. Lüferin hemen ardından bir lüfer daha avlıyorum. Lüfer benim için en değerli balık. Papaz balığı. Daha çok Ege ve Akdeniz'de olsa da Marmara'da birçok bölgede rastlıyorum. Akıntıdan dolayı balıklar bizi, biz de onları zor fark ediyoruz. Ses çıkartarak avcı balıkları çekmeye çalışıyorum. Ama sakince yüzen kefaller etrafta avcı olmadığının bir göstergesi. Tek geçen bir çinekop. Kayanın üzeri yeni oluşan küçük midyelerle kaplı. Bir tane de sivri burun karagözle yiyeceğim balığı çıkartıyorum. Duyulan sesler civardaki yunuslar. Birçok balık deniz anası üzerindeki planktonları yemek için parçalanmasını sağlar. Bu şekilde deniz anaları aşırı çoğalmazlar. Maltepe. Suyun yüzeyi temiz ve durgun. Kikla balığı. Önceki aylara oranla az olsa da müsilaj hala var. Deniz salyası zemindeki alglerin üzerini kaplamış. Deniz marulu, Ulva lactuca. Codium fragile. Bu bitkiler şu anda oksijen üretemiyor. Müsilaj daha çok dipte. On metreye indiğimde 2 metrelik yoğun müsilaj tabakası ile karşılaşıyorum. Bulutları andıran ayrı bir katman şeklinde. Orta suya kamerayı sabitliyorum. Koyulaşmış müsilaj. Sivriburun karagöz. Kefal sürüleri. Sürekli balık geçişi olmuyor. Sadece balıkların geçtiği anları izliyorsunuz. Diğer kefallerden ayrı gezen 2 has kefal. Karagöz ve meraklı isparozlar. Sivriburun karagöz. Karagözler. Kamerayı biraz daha aşağı, müsilajın olduğu bölgeye indiriyorum. O anda alttan geçen büyük bir vatoz. Kamera dakikalarca kalıyor ve müsilajın olduğu yerden balıklar geçmiyor. Tekrar yukarı aldığımda lapin, türünü bilmediğim bu küçük balık az sayıda istavrit ve isparozlar geçmeye başlıyor. Ve de bir tane lüfer. Zeytinburnu, Kazlıçeşme sahili. Dünya Çevre Günü etkinliği öncesi keşif dalışı yapıyorum. Kıyıdan ilerlediğimde yaklaşık 500 metre açıkta bile atıklar var. Çöplerden daha kötüsü ise zeminin yoğun bir tabakayla kaplı olması. Uzun zamandır burada olan araç lastikleri. Kaya balıkları gemilerden düşen lastiklerin içerisine yuvalanmış. Bu da bir başkası. Maalesef dahası da var. Kaya balığının bir türü olan kömürcü kayası. Orta suda müsilaj az olsa da zeminin tamamı tabaka ile kaplı durumda. Az sayıda istavrit burada yaşıyor. Kıyıya yakın dibe takılmış hayalet ağı. Uç bir noktada kıyıda hala kumluk kalan bir alan. İki metre aşağıda beni görünce kuma saklanan kurbağa balığı. Trakonya'da olduğu gibi kurbağa balığının sırtındaki siyah yüzgeci ve baş kısmındaki bazı dikenleri zehirlidir. Elektrik de üretebilen bu balık kendini kuma gömerek ağzından çıkardığı dil benzeri yapı sayesinde balık avlayabilir. Eti zehirsiz, dikenlerine dokunmadığınız sürece size zarar vermeyecek sakin bir tür. Kıyısal bölgeler daha renkli. Çöpler olsa da birçok kayanın altında kikla var. Parçalanmış telefonlar. Arasında küçük bir yengeç yaşıyor. Dünya Çevre Günü etkinliğinde sanayi dalgacı Birkan Erdem ve Zeytinburnu Belediyesi arama kurtarma ekibiyle dalışa başlıyoruz. Birkan'la başladığımız dalışta su bulanık olduğu için yüzeye ilk çıkışımda ayrılıyoruz. Birkan biraz atıp topladıktan sonra zor görebildiğimiz bu lastiği bağlayarak gemiye bildiriyor. Fakat teknik sıkıntılardan dolayı yukarı alamıyoruz. Ben de elimden geldiğince atıp toplayarak etkinliğe destek olmaya çalışıyorum. Denizler sürekli temizlenemeyecek yapıda olduğu için asıl amacımız bilinçlendirmek adına bu atıkları sizlere göstermek. Bugün yapılan çalışmada denizimizden çıkartılan atıkların cam ve plastik olarak geri dönüştürülebilir atık olduklarını gördük. Bu toplanan atıklar doğada binlerce yıl kaybolmadığı için özellikle sahil kesimini kullanan vatandaşların tarafından daha dikkatli olması gerekmektedir. Zeytinburnu Belediyesi olarak son bir yılda 7000 ton vatandaşlarımızın sayesinde geri kazanabilir atıkları toplayarak ülke ekonomisine geri kazandırdık. Vatandaşlarımızın bu geri kazanabilir atıklarını geri kazanan kutuların içerisine atmasını önemli rica etmekteyiz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, sonraki videolar için abone olmayı unutmayın.